Türkiye'nin nabzı programı devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yener ilk defa stüdyoda canlı yayına çıkıyor. Ben de bir Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile ilk defa canlı yayında röportaj yapıyorum. Mahkeme, büyük bir mahkeme, çok önemli bir mahkeme olduğu için sözünü kesme, araya girme konularında biraz tedirgin oluyorum. Rahat olabilirsiniz Kemal Bey. Peki, çok teşekkür ederim başkanım. Bu arada reklam arasında son derece ilginç bir özelliğini de öğrendim Sayın Başkan'ın. Onu programın sonuna doğru sürpriz bir şekilde soracağım. Efendim benim Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili eleştirilerimden bir tanesi seçim sonuçlarını hızlı verme konusunda teknolojiyi yeterince kullanmadığını kanaatini taşıyorum. Yani ben de bu sistemle ilgili Anadolu Ajansı'nda çalıştığım için şu anda teknoloji çok hızlı gelişti. Sandık başlarından teknolojiyi kullanarak seçim sonuçlarını daha iyi, daha hızlı verebiliriz kanaatindeyim. Bu konuda var mı bir çalışmanız ya da ne düşünüyorsunuz? Öncelikli olarak Kemal Bey, Yüksek Seçim Kurulu'nun asli görevi seçim sonuçlarını hızlı açıklamaktan ziyade kesin, güvenilir ve şeffaf bir sonuçla kamuoyunun bilgisine sunmaktır. Seçim iş ve işlemleri devam ederken her sandık bazında tutulan tutanaklara itiraz olması mümkün. Ki her seçim sürecinde de sandık kurullarında bu tür itiraz veya şikayetlerle karşılaşılmakta. Bir okulda A sınıfında sonuçlar hemen alınabilirken B sınıfında bu tür prosedürler uyarınca seçim sonuçlarının daha geç açıklanması söz konusu olabilmektedir. Ancak biz de Yüksek Seçim Kurulu olarak oy vermeden sonra bu tutanakların tamamı itiraz ve şikayetler sandıklarda sonuçlandıktan sonra sisteme daha hızlı nasıl girilebilir? Bunun teknik ekibimizde sürekli uluslararası gelişmeleri de teknolojik alandaki ilerlemeleri de takip ederek bunun üzerinde her seçim sonrası gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Size yapılan itirazlardan dolayı mı gecikiyorsunuz? Tabii bu yasal prosedür. Yani seçim sonuçlarının anında açıklanmasına engel olan husus yasanın öngördüğü prosedürlerdir. Bunları itirazlardır. Bunları azaltmamız bizim için yasanın öngördüğü hükümler doğrultusunda mümkün değildir. Ancak parlamento bu sürelere ilişkin bir düzenlemeyi düşünürse bizlere düşen bir sonraki seçimlerde bu düzenleme uyarınca faaliyetlerimiz yürütmektir. Ancak bu süreçler dışında sandıklardan gelen ıslak imzalı sonuçların sisteme, sessiz dediğimiz sisteme aktarımının daha hızlı nasıl olabileceği konusunda her seçimde yaşanan aksaklıklar göz önüne alınarak, tespit edilerek, bilimsel ve teknolojik veriler de takip edilerek sistemimiz sürekli yenilenme çalışmaları da yapılmaktadır. Peki. Bir de üzerine çalıştığınız bir dijital oy kullanma sistemi var. Bunun üzerine bir sürede çalışıyor Yüksek Seçim Kurulu. Nedir üzerine şimdi çalıştığınız proje? Konuyu şöyle izah edebiliriz. Şimdi dijital oylama konusu ilk gündeme geldiğinde olmayan bir şeyin icat edildiği gibi bir konu gündeme geldi. 298 sayılı yasanın 94. maddesinde açıkça yurt dışı seçmenlerinin oy kullanmasında sandık, gümrük kapılarında oy kullanma veya elektronik oylama yöntemlerinin birlikte veya ayrı ayrı uygulanmasına, seçim türüne ve yabancı ülkenin durumuna göre Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü de alınarak Yüksek Seçim Kurulu'nca karar verilir denmektedir. Yasal düzenleme yurt dışı seçmenler için Yüksek Seçim Kurulu'nca elektronik oylama sisteminin de uygulanabileceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca Yüksek Seçim Kurulu 2014 yılında heyet olarak elektronik seçim sisteminin uygulandığı ülkelerde bir izlenimde bulunmuş ancak daha sonra devamının gelmediği görülmüştür. Yasal düzenleme uyarınca önümüzde de elektronik oylamanın kullanılmasına yasanın imkan verdiği seçim türü yurt dışındaki seçimler. Yaklaşık da 14 Mayıs 2023 tarihinde ve 28 Mayıs 2023 tarihindeki seçimler bitti.
Önümüzde yaklaşık bir 5 yıllık süre var. Yerel seçimler var ama. İşte onu izah edeceğim. Yani elektronik oylama şu an için yasal düzenlemeye göre sadece yurt dışı seçimleri için söz konusu. Hmm. Yurt dışındaki seçmenlerimiz için söz konusu. 94. maddede bu hüküm altına alınmış. Önümüzde de yurt dışı seçmenlerin oy kullanabileceği milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaklaşık 5 yıllık bir süreç var. Hı. Veya daha sonraki seçimlerde de olabilir. Yasada bir düzenleme var. Elektronik oylama yurt dışı seçimlerinde kullanılabilir diye. Bizler de yasayı uygulamakla yükümlüyüz. Bu nedenle yurt dışı seçmenlerimizin elektronik oy kullanmasının mümkün olup olmadığının bugünden önümüzde süreç olduğuna göre hukukçularımız, siyasi partilerimiz, kamuoyunun ve bilişim uzmanları tarafından enine boyuna değerlendirilmesi gerekir. Dijital dediğimiz elektronik oylamanın faydalarının neler olduğu, zararlarının neler olduğu, güvenlik açığının bulunup bulunmadığı, güvenlik açıklarının giderilmesi için ne tür bir önlem alınması gerektiğinin ortaya konulması gerekir. Ve bu tür tespitler yapıldıktan sonra da Yüksek Seçim Kurulu'nun, ilçe ve il seçim kurullarımız da dahil olmak üzere bilişim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi ve elektronik oylamaya uygun hale getirilmesi gerekir. Şimdi başkanım, bizim dijital elektronik seçime geçmemiz için birincisi kanuni bir düzenleme gerekiyor. Kanuni yurt dışı seçimler için var. Yurt içi için söylüyorum. Yurt içi için onu da izah edeceğim. Yurt içinde ki seçimlerde gerek milletvekili gerek cumhurbaşkanlığı gerekse yerel seçimlerde elektronik oylamanın geçerli olabilmesi için parlamentonun kanuni bir düzenleme yapması gerekmektedir. Peki siz kurul olarak elektronik seçim yapan ülkelerde incelemede bulundunuz mu? 2014 yılında kurulumuz bu konuda bir incelemede bulunmuş. Sonra bulunmadı bir daha. Sonra da bulunmamış. Bizler zaman zaman gözlemci olarak katıldığımız seçimler olmakta yurt dışında. Bu seçimlerde elektronik oylamayı kullanan ülkeler var ise o sisteme ilişkin gözlemlemelerde bulunmaktayız. Ancak sadece bizlerin gözlemde bulunması yeterli değil. Hmm. Aynı zamanda teknik ekibin de yani bilgisayar uzmanlarının, bilgisayar mühendislerimizin de bu konuda gerekli çalışmaları yapması gerekmektedir. Yurt dışındaki sistemleri nasıl çalışıyor mesela? Sistemleri incelediğimizde bir tane yani hibrit model dediğimiz yani hem ülkede oy kullanılıyor. Şu andaki bizdeki gibi klasik oy kullanılmasının hem de elektronik sistemde oy kullanılmasının birlikte uygulandığı ülkeleri gördük. Ancak şunu da belirtelim. Ben Letonya'daki seçimlerde bunu gözlemledim. Ancak ülkedeki seçmen sayısı göz önüne alındığında bizim açımızdan kaçtı tam, oradaki sayı? Yani bize söyledikleri 1 milyon küsüre yakın bir seçmen var ki bizim bir mahallemiz bile değil. İldeki büyük bir ilimizdeki seçmen sayısına hemen hemen denk gelmekte. Bu nedenle oradaki gözlemlerimizin ülke uygulaması açısından ışık tutacağını düşünmüyorum. Şimdi yurt dışındaki uygulamaları takip ettiğimde Almanya'nın önce Köln'de bu uygulamaya başladığı ancak 2005 yılında Anayasa Mahkemesi'ne elektronik oylama ile ilgili yapılan müracaat üzerine Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla 2005 yılından sonra Almanya'da elektronik oylamanın durduğunu görmekteyiz. Hmm. Aynı şekilde Hollanda ve İrlanda'da bir müddet elektronik oylamayı kullanıp daha sonradan vazgeçtiğini görüyoruz. Şimdi yapılacak bir incelemede Almanya, İrlanda, Hollanda örneğinde olduğu gibi niçin uygulandığının ve sonradan niçin vazgeçildiğinin o ülkelerde yapılacak çalışmalarla ortaya konulması gerekmektedir. Nasıl kullanılıyor başkanım o? Yani e-devlete girip orada mı oy kullanıyor? Her ülkede, her ülkede farklı. Yani takip edebildiğimiz kadar nüfus cüzdanına ve parmak iziyle sistemin entegre edilip oy vermeye gidildiği zaman
nüfus cüzdanının ibraz edildiği, makineye nüfus cüzdanının önce okutulduğu, kimliğiniz ekranda göründükten sonra parmak izinizin basıldığı, parmak izinden sonra ekrana birçok siyasi partinin o yerde katıldığı, listenin geldiği ve elektronik olarak tercihlerinizi yapıp tuşa basarak çıkan sonucu sandığa atma şeklinde olanlar da var. Tamamen bilgisayar ortamında gerçekleşen sistemler de var. Bunu şu anda en geniş şekilde uygulayan Estonya, Amerika'da, Avusturya'da, Avustralya'da, Kanada'da, Birleşik Krallık'ta, Venezuela'da, Rusya'da şu anda uygulanmaktadır. Ancak bu ülkelerde de uygulanma şekli farklı farklıdır. Amerika'da mektupla da var. Amerika'da mektupla da var. Bize bu düzenleme Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiştir. Mektup. Şimdi özellikle Fransa ve Portekiz'de bizdeki gibi oradaki yasal düzenlemeler yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanmasına yönelik bir düzenleme. Siz kafanızda yani elektronik sisteme geçsek iyi olur diye bir kanaat oluşmamış gördüğüm kadarıyla. Yani şöyle şimdi sistemin artıların eksiklerinin ve özellikle güvenlik açığı bulunup bulunmadığının bilişim uzmanları tarafından değerlendirilmesi gerekir. Yani elektronik ortama geçilecekse bunun şu andaki kullandığımız sistem gibi güvenilir, şeffaf ve denetlenebilir olması gerekir. Bunun da denetlenmesi, ortaya konulabilmesi ancak değişik sistemleri uygulayan ülkelerde geniş çaplı yapılacak bir inceleme sonucunda ortaya çıkacaktır. Ancak en azından bunu gündeme getirmemizin sebebi önümüzde daha süreç var. Kamuoyunun, hukukçuların, bilişim uzmanlarının konuyu tartışıp değerlendirilmesi, kurulumuza varsa bu konudaki çalışmaların sunulması, bize bu konuda atacağımız adımlarda ışık tutacak, bize bir yol çizecektir. Peki. Şimdi deprem bölgelerinde çok bulundum ben. Orada yani nasıl oy kullanılacak diye kara kara düşünüyordum işin doğrusu. Siz deprem bölgelerinde sandık kurdurdunuz. Evet. Ben hep şu soruyu sordum. Acaba depremden dolayı şehirlerini terk eden 2 milyona yakın insan oldu. Bir kısmı geri döndü, sonra bir kısmı nüfuslarını aldıran oldu ama çoğunluğu aldırmadı. Acaba depremden dolayı şehirlerini terk eden kişiler o şehirlerde oy kullanamaz mıydı? Onu geliştiremez miydik? Hep bunu merak ettim. Kemal Bey, deprem sonrasında bizdeki verilere göre askı süresi içerisinde yaklaşık 140 bine yakın deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın diğer bölgelere adreslerini naklettikleri ve 140 bine yakın seçmenin diğer illerde oy kullandığını görmekteyiz. Evet. Deprem sonrası diğer illere göçen vatandaşlarımızın oylarını gittikleri yerlerde kullanabilmeleri için yasal bir düzenlemenin yapılması gerekmekteydi. Yasal bir düzenleme de seçim takvimi göz önüne alındığında parlamentoda çıkmadığı için kurul olarak bu konuda bir işlem yapmamız mümkün değildi. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi bizler deprem bölgesinden diğer illere göçen vatandaşlarımızın rahat bir şekilde seçmen listelerine kaydı için gerekli tedbirleri aldık. Bürokratik işlemleri, sunmaları gereken bilgi ve belgeleri kaldırdık ve o bölgeden ikamet ettiğine dair almış olduğu belgenin ilgili seçim kurullarına sunulmasını yeterli kabul ettik. Deprem bölgesinde ise sanılanın aksine 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta katılımın diğer seçimlere göre düşmediğini görmekteyiz. Özellikle İlginç, evet. Yaptığımız seçim sonrasında incelemelerde birinci turdaki katılım ile ikinci turdaki katılım oranlarının farklılık arz ettiği ve %3'e yakın bir ikinci turda katılımın azaldığını görmekteyiz. Ancak
Bayburt ve ilginçtir Hatay illerimiz ikinci tur seçimlerde seçime katılma oranının en az düştüğü illerdir. Diğer illerimizde %1, %2, %3 oranında 14 Mayıs 2023 tarihindeki seçimlere göre katılım oranında düşük varken Hatay ve Bayburt illerimizde 0.52, 0.70 civarında bir katılımda düşmenin söz konusu olduğu görülmektedir ki bu da Yüksek Seçim Kurulumuzun almış olduğu uygulamaların getirdiği bir faydadır. Başkanım, yerel seçimlere hazırlığa başlamadınız henüz. Başladınız mı? Şöyle izah edelim onu. Yani biz de hani nasıl ki sizde bir yayın bittikten sonra bir sonraki yayının çalışmalarına başlarsınız. Hemen başlamıyoruz. Bizde de yani kısa bir moladan sonra diyelim 1 Ocak 2024 tarihinde takvimin başlayacağı yerel seçimlerle ilgili olarak çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Şu anda başladınız yerel seçim Tabii, için. Öncelikli olarak yaptığımız işlemleri bahsedecek olursam 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde bir seçim yaptık. Bu seçimlerde kullanılan sandıklarımız, paravanlarımız gibi ilçe ve il seçim kurullarında kullanılan donanımlardaki hangi eksiklerin bulunduğunun tespiti aşamasında seçimlerden yaklaşık 10 gün sonra başladık. Gerekli ilçe ve il seçim kurullarımıza yapılan yazışmalarla donanım eksiklerinin bulunup bulunmadığı kurulumuza bildirilmesi istenmiş. Çok tahribat var mı? Kayıp var mı mesela? Sanırım 190 küsür bin sandık var. 192 bin civarında. 192 diyelim. Bin sandık var. Yani sayın seyirciler, büyük bir organizasyon aslında. Hani biz gidip bir oy kullanıyoruz, 5 dakika sürüyor ama 192 bin sandık mesela bir yerde depolanacak, seçim geldiğinde çıkartılacak, okullara götürecek, okullar düzenlenecek. Büyük büyük bir organizasyon. Çok sandık tahrip oldu mu mesela? Var mı öyle bir şey? Yok, sandıklarımızda çok fazla tahribat yok. Daha fazla, daha çok kullanılan oy verme kabinlerinde yıpranmalar söz konusu. Onları da siz mi taşıyorsunuz, tabii, okula getiriyorsunuz? Tabii, yani bizlerin, yani onları ilçe seçim kurullarına göndermek Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi. Bu sandıklar nerede depolanıyor? İlçelerde duruyor. İlçelerde seçim kurullarımız belediyelerden, işte mülki idare amirliklerinde ya da bas savcılıklardan depo alıyor. Depo olarak bulundurdukları yerler var. Oralarda bulunuyor. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'nun Konya'da büyük bir deposu var. Orada malzemelerimiz bulunmakta. İhtiyaç olduğu zaman... Mühürleri merkeze istiyor musunuz? Yok, mühürler... Yine ilçede mi duruyor? İlçede kalıyor. Yine ilçede kalıyor. Onların üstesinde, onların sorumluluğunda. Zimmetli mi? Zimmetli tabii. Ha, çok kritik yani, bir şey çünkü o. Onların kaybolmasının ya da kırılması durumunda yeniden yapımının, darphanede basılmasının da farklı bir prosedürü söz konusu. Özellikle deprem sonrası biz genel müdürlerimiz, şube müdürlerimiz, daire başkanlarımızı 11 ilimize gönderdik ki başta mühürlerimiz olmak üzere bilgisayarımız, yazıcılarımız, sandıklarımız, paralarımızın durumlarının ne olduğunu tespit ettik. Daha sonra 3 kez kurul üyelerimizin bölgeye ziyareti oldu. En son ben de Hatay ve Kahramanmaraş illerimizde denetimde bulunduk ki bizim gittiğimiz tarihte oy verme için konteynerların teslimi ve kuruluş aşaması vardı. Onların bizzat ben de gördüm, evet, kurumunu yerinde görmek amacıyla gittik ve gerçekten burada tekrar İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne, AFAD yetkililerine, İçişleri Bakanlığı'na, mülki idare amirlerimize, belediye başkanlarımıza ve Cumhuriyet Başsavcılarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bu kurulan konteynerlardaki donanımsal eksikliğin giderilmesinde bu saydığım ya da saymayı unuttuğum paydaşlarımızın büyük faydasını gördük. Başkanım, başka sorularım var ama arada öğrendiğim konuyu son 10 dakikamız daha ilgi çekici.
Ankara temsilcimiz Fevzi Bey bana dedi ki sorularınızdan vakit kalırsa başkanımız sporla çok ilgili. O konuyu sor dedi. Ben de hani spor yapmayla mı ilgili diye sordum. Ama size tekrar sorayım, spor yapmayla ilgili mi? Sporla ilginiz nedir yani sizin? Yani şimdi Kemal Bey şöyle söyleyeyim. İyi bir Beşiktaş taraftarı olduğumu söyleyebilirim. Hem Türkiye liglerini hem de mümkün oldukça Avrupa liglerini takip etmeye çalışıyoruz. En çok hangi ligi beğeniyorsunuz Avrupa'da mesela? Ya, tabii tartışılmasız Premier Lig. Premier Lig. Oradan hangi takımı tutuyorsunuz? Liverpool. Liverpool'u. Kadrosunu bilir misiniz? Yani şöyle söyleyeyim. Geçmişten Kevin Keegan'dan, Douglas'tan, Souness'tan, Benjamin John Toshak'tan başlayabiliriz. Şimdiki kadroda ise şimdi şu an için bir an yani şeyden. Peki. Beşiktaş'ın 11'ini sayıyor, biliyor musunuz yani o kadar? Yani Beşiktaş 11'inde şimdi geçmişlerden Sabri Dinolar'dan başlayıp o kadar eski Mert'e kadar gelip Abubakar'la sonlandıralım diyelim. Yani Sergen'i, Metin Ali Feyyaz'ı ve büyük Beşiktaş taraftarını burada tekrar saygıyla anıyoruz. Acaba Yüksek Seçim Kurulu'nun Beşiktaşlı olması mesela Fenerbahçeli seçmenlerin kafasında bir soru işareti yaratır mı? Ya şöyle söyleyeyim. Kurulumuzda tüm takımlarımızın taraftarı üyelerimiz vardı ve bizim için de şöyle söyleyeyim, tüm takımlarımız değerlidir. Özellikle de yeri gelmişken belirtelim, bir başka takımda oynamış olsa bile son dönemde Arda Güler'in İspanya devi Real Madrid'e transferi de bizleri de gururlandıran Bravo. Bir olaydır. Bravo. Şampiyonluk konusunda nedir Beşiktaş'ta durum? Yani işte önümüzdeki günler ligle ilgili öngörünüz? Yani yarış yine geçmiş sezonlarda olduğu gibi dört büyük kulüp arasında geçecektir. Sezona iyi hazırlanan, ihtiyacı olan bölgelere astronomik rakamlarla transfer yerine ihtiyacı olan bölgeye ihtiyacı olan adamı reklam yapmak için değil de teknik ekibin talepleri doğrultusunda alan, takımı için saha içi ve sadece saha içi de değil saha dışı bileşenlerini de iyi idare eden takım mutlu sona ulaşacaktır. Gönlümüz her zaman için Beşiktaş'ın bu yarışta bir adım önde olmasıdır. Ancak dört büyük takımlarımız ve sezon ilerleyişine göre diğer takımlarımızın hepsi de eşit mesafededir. Ama bizim gönlümüz her daim Beşiktaş'ı şampiyon olarak görmektedir. Peki, en beğendiğiniz teknik direktör kimdir? Türkiye'de yani hakimlik vasfınıza, yani adaletli olmanıza binaen soruyorum. Beşiktaşlısınız ama hani... Bence yani şimdi Fatih Terim de, Şenol Güneş de çok değerli teknik adamlardır ama ben bu yerli teknik adamlar arasında Mustafa Denizli'yi ve bir yıl çalışmasına rağmen ve genç bir hoca olmasına rağmen Sergen Yalçın'ı ayrı bir yere koyarım. Yani o zaman en burada tarafsızız çünkü Mustafa Denizli hocam bildiğiniz gibi her üç takımımızda da çalışmış ve başarılı olmuştur. Benim açımdan şöyle bakıyorum ben olaya. Gerçekten Mustafa Denizli hocam Türk antrenörlerinin önünü açmış. Futbola benim açım, bakış açımdan farklı bir bakış ve oyun anlayışı getirmiştir. Yani bu arada da bence Türk futbolunda unutulan ve gerektiği önemi görmeyen hocalardan biri de Rasim Kara'dır. Onu önemli görüyorsunuz. Yani bence o işin teknik kısmı ayrı ama Rasim Kara hocanın da yeri bende ayrıdır. Ve ben Rasim hocanın yani Beşiktaş'ta olduğu sene şampiyon olmamasının çeşitli sebepleri vardır. Ancak devam etmesi gerektiği düşüncesindeydim. Yani
kıymeti bilinemeyen yerli hocalarımızdan birisidir benim bakış açıma göre. Maçlara da gidiyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, en son Kayseri'deki Beşiktaş Kayseri Spor Kupa finali, Beşiktaş İstanbul, şimdi Başakşehir İstanbul Spor Kupa finaline gittim ve o kupa finalinden sonraki yaşanan hadiselerden sonra canlı seyrettiğim, penaltılar sonucunda kupayı kazanan bir takımın belli olduğu şeyden sonra açıkçası canlı maç izlemekten pek keyif alamaz hale geldim. Çünkü canlı izlediğim bir maç, kupayı kazanan takım penaltılarla belli olmuş ama ondan sonraki süreçte Türk futbolunda yaşanan gelişmeler bilinen bir olay. Açıkçası canlı maç seyretmekten ondan sonra vazgeçtim. Peki, son derece ilginç. Yani sizden bunları duymak son derece ilginç. Bu kadar resmi konuşmanın ardından Beşiktaş'ın 11'ini saymanız son derece ilginç. Başkanım, bitireceğiz. Birkaç tane şey soracağım. Önümüzdeki yerel seçimlerde seçmen sayısına kaça ulaşacak, var mı bir Şeyiniz? 14 Mayıs 2023 tarihinde 60 küsür milyon, yani küsuratı tam olarak belirtemesek de seçmenimiz vardı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde 18 yaşını doldurması hasebiyle doğal olarak seçmen sayısında bir artış olacaktır. Ancak yine seçim süreci içerisinde seçmen niteliğini kaybedecek seçmenlerimiz de olacaktır. Vefatlar, hükümlü olanlar, kısıtlı olanlar, askerde bulunanlar veya da askeri öğrenciler gibi, bu nedenle tahmini şu kadar artar demek mümkün değil. Ancak 14 Mayıs'taki yurt içindeki seçmen sayısından fazla olacağını söylemek şu an için mümkün ama şu kadar olur, bu kadar olur demek seçmen niteliğini kaybedebilecek durumda olanlar da söz konusu olabileceği için net bir rakam söylemek şu aşamada. Onu ne zaman netleştiriyorsunuz tam seçim? Seçim takvimi içerisinde. Seçim takvimi içerisinde. Yani sandıktan ne, sandık kurulma, seçim gününden ne kadar önce netleştiriyorsunuz? Şu anda yani seçim takvimine ilişkin bir çalışma başlamadığı için net bir tarih vermek kamuoyunu yanıltıcı olur. Yılbaşı gibi herhalde 3 ay önce. 1 Ocak itibariyle seçim sürecimiz başlayacak ve o tarihte ya da birkaç hafta içerisinde seçim takvimini ilan ettiğimizde biz de net rakamları görmüş olacağız. Peki. Efendim, süremizi tamamladık. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz Kemal son, Bey. Son derece ilginç bir tecrübe oldu benim için ama futbola geldiğimizde olayı yumuşattık. Öbür türlü mahkeme açıldı. Daha sonra geniş futbol üzerine daha rahat konuşuruz. Bakın, çok güzel bir söz almış olduk sayın seyirciler. Sayın Başkan'la sadece futbol üzerine. Burada benim bilgim biraz yetersiz kalabilir ama çalışırım yani dersime. Şöyle, yani Türk futbolunun dünü, bugünü üzerine, transfer politikaları üzerine rahatça, geniş, süre sınırlaması olmadan konuşabiliriz. Şöyle yapacağız o zaman, spor servisimizden yanıma bir destek alabilirim değil Tabii. mi? Ben de dersime çalışırım. Kesinlikle bunu yapalım. Türk futbolunun dünü, bugünü ve yarını üzerine Sayın Yüksek Seçim Kurulu Başkanımız Ahmet Yener'le bir program yapacağız. Efendim, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Biz de sizlere teşekkür ederiz Kemal Bey. Değerli izleyiciler, programımız burada sona eriyor. İzlediğiniz için, sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttuğunuz için teşekkür ederim ama özel cep telefonumuza mesaj yağdırdığınız için rejiyle temas ilişkimiz WhatsApp üzerinden oluyor. Oraları kilitlendi. Lütfen cep telefonlarımıza özel mesajlar atmayınız. Sosyal medyadan zaten ulaşıyorsunuz. Sorunlarınızı da dile getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya Salı günü yine saat 21'de Türkiye'nin nabzı nerede atıyorsa orada o konuyla, o konuklarla programımızı tekrar yapacağız. Herkese iyi akşamlar.